Amerika Birleşik Devletleri'nde Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Senatör Bob Menendez'in rüşvetle suçlanması ve Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifasının yankıları sürüyor. Tabii şimdi biz de şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. New York'ta Haber Global Dış Haber Müdürü Süheyla Demir karşımızda. Süheyla, selamlar. Menendez'in istifası nasıl yankılandı? Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkide olumlu anlamda etkilenir mi bu durumdan? Ne düşünüyorsun? Evet, tabii ki ilk başta bu konu her ne kadar Amerika'nın iç meselesi gibi görünse de, bir yolsuzluk, bir rüşvet davası soruşturması gibi görünse de, hal böyle değil. Çünkü iddiaların odağındaki isim Bob Menendez, Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ydı. Ta ki düne kadar baskılar üzerine, tepkiler üzerine istifasını açıkladı. Tabii ki bu soruşturmanın ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama sonuçları uluslararası yansımalar doğuracaktır. Çünkü Bob Menendez özellikle Türkiye ve Azerbaycan karşıtlığıyla biliniyor. Ve de hiç gizlemeden açık açık hem Yunanistan Rum lobisiyle hem de Ermeni lobisiyle bağları olan bir isim. Son dönemde bakın çok kritik konularda, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda ya da Türkiye'nin Yunanistan'la yaşadığı kıta sahanı anlaşmazlığı, Akdeniz'deki gerilimler ve Kıbrıs konusunda hep Türkiye karşıtı tezleri savunmuş. Bu konuda yasa tasarıları geçirmiş ve Biden hükümetine baskı, sert eleştirilerde bulunmuş biri. Çok kısa süre önce Kıbrıs'taydı, Güney Kıbrıs'taydı. Yine Yunan hükümetiyle çok sık temaslarda bulunuyor. Tüm bunları dikkate aldığımızda Bob Menendez'in başının bir anlamda dertte olması işte Türkiye için de önemli. Bu nedenle biz de bu soruşturmayı takip ediyoruz. Aslında yaklaşık bir yıl önce basına sızmıştı bu soruşturmanın detayları. Ve Bob Menendez rüşvet almakla, yolsuzlukla suçlanıyordu. Dün iddianamenin detayları açıklandı. Biraz bu detaylardan bahsetmek istiyorum. Bob Menendez'in evinde gizlenmiş giysilerin, ceketlerin ceplerine, içlerine yerleştirilmiş zarflarda yüz binlerce dolar para bulundu. Bakın 480 bin dolar nakit para ele geçirildi. Öte yandan külçe altın da bulundu. Yaklaşık 100 bin dolar değerinde külçe altından bahsediliyor. Bob Menendez'in bilgisayarında, hatta Google'da arama yaparken 1 kilo altın kaç dolardır şeklinde arama yaptığı da belirlendi. Tüm bunlar soru işaretlerini artırdı. Yine rüşvet yoluyla lüks bir araç temin ettiği, evinin ipoteğini bu tür rüşvetlerle ödediği yönünde değerlendirmeler, bulgular var. Federal savcıların paylaştığı bilgiler arasında bunları öğrendik. Peki neyle suçlanıyor Bob Menendez? Bu arada sadece kendisi suçlanmıyor. 2020 yılında evlendiği Ermeni asıllı eşi Nadire Arslanyan'la birlikte üç ayrı suçlamayla karşı karşıya. Mısır hükümetine Amerikan hükümetinin hassas bilgilerini verdiği, nüfuzunu kullanarak bu bilgi paylaşımlarını yaparak yine maddi çıkar, menfaat sağladığı belirtiliyor. Yine 3 New Jersey'li iş adamına rüşvet yoluyla onların güçlenmelerini sağladığı yönünde iddialar da var. Peki Bob Menendez ne dedi? Bu bir yıl önce basına sızdırılan soruşturmanın asılsız olduğunu ve kanıtlarına kadar masum olduğunu hatırlattı. Bir Latin'i yargılamak istiyorlar ama ben koltuğumu kolay kolay bırakmayacağım diyerek etnik kimliği üzerinden belki bir anlamda sempati toplamaya çalıştı diyebiliriz. Ancak görünmeyen siyasi güçlerin kendi mezarını kazmaya çalıştığını söyledi. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Bob Menendez'e tepkiler var. Amerikan Kongresi'nden birçok isim bu tarz ağır suçlamalar yöneltilmiş bir kişinin kamu hizmeti görevine devam edemeyeceğini belirtti. Yani bir anlamda sadece Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığından istifa etmek yetmez. Senatörlük görevinden de istifa etmeli denildi. Şimdi her ne kadar Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi başkanlığından istifa etse de Bob Menendez Senato'daki koltuğunu koruyor. Yani hala Demokrat Parti'den bir senatör konumunda ve gelecek yıl yapılacak kongre seçimlerinde de yeniden aday olmayı planlıyor. Ancak bu soruşturma nasıl sonuçlanacak? Kamu hizmeti görevine devam edebilecek mi? Suçlanacak mı? Suçlu bulunacak mı yargıçlar tarafından? Bunu merak ediyoruz. Gelecek hafta ilk kez hakim karşısına çıkacak Bob Menendez. Kendisini savunacağını ifade etti. Ve de bu soru davanın bu ay bitmeden başlayacağını biliyoruz. Peki bunun açılımları ne olur diye
diye sormuştun Mücahit. Ona da değinelim. Şimdi özellikle F-16'lar konusunda Bob Menendez bir kilit, düğümdü daha doğrusu bu sürecin önündeki. Beyaz Saray, Süheyla, Amerikan oraya Dışişleri girmeden Bakanlığı. Önce bir şey daha, evet, sormak istiyorum. Şimdi ceketinin cebinden 400 bin doların üzerinde para çıktığını söyledin. Evet. Bir kilo altının çıktığını söyledin. Hani külçe altın. Evet, mevsimler değişirken, geçerken mevsimler böyle, biz de bazen cebimizde paraları unutabiliyoruz yani. Nasıl bir savunma yapacak Bob Menendez? Yani 400 bin dolar unutmuşum geçen yazdan, ceketten kalma gibi bir savunma mı yapacak? Onunla alakalı bir açıklama var mı? Yani herhangi bir ifadesi var mı? Suçlamaları tamamen mi reddediyor, yoksa farklı şeyler mi söylüyor? Onu merak ediyorum biraz da. Farklı şeyler söylüyor. Şu ifadeyi kullanıyor: gerçekler gösterildiği gibi değil, gerçekler sunulduğu gibi değil. Yani ama öte yandan bakıyoruz ki dediğimiz gibi biraz saklanılmaya çalışılmış. Hani ceketin cebinde zarflara doldurulmuş. Yani belli ki evden zarfla alındığı düşünülen. Tabii biz burada savcı, yargıç değiliz ama basından derlediğimiz soru işaretleriyle size, izleyicilerimize aktarıyoruz. Bir anlamda saklanılmaya çalışıldığı belirtilen çok yüklü miktarda nakit para tabii ki soru işaretlerini doğuruyor. Ve dediğimiz gibi New Jersey'li 3 iş insanının özellikle helal et girişimciliği üzerinden Bob Menendez'in yardımıyla sertifika aldığı, bu sayede hep Bob Menendez'in hem de o iş adamlarının çıkar sağladığı hukuka aykırı bir şekilde şüpheleri var. Bunlar güçlü şüpheler. Mısır hükümetine, Amerikan hükümetinin hassas bilgilerini sağladığı büyükelçilik vasıtasıyla yönünde iddialar var. İşte tüm bu iddialar gündemdeyken evde bulunan yüklü miktarda nakit para ya da işte yine rüşvet yoluyla elde ettiği ileri sürülen lüks bir araç, ev ipoteği ödemesi, tüm bunlar Bob Menendez üzerindeki bu kıskacı daraltıyor. Ki ilk defa da suçlanmıyor Bob Menendez. 10 yıl içinde ikinci kez suçlanıyor. Daha önce kendisine resmi suçlama yöneltilmemişti. Daha doğrusu hüküm giymemişti ama bu kez iddialar çok daha ağır. Zor günler bekliyor Bob Menendez'i açıkçası. Bunun Türkiye'ye yansımaları da belki bir anlamda Yunanistan ve Ermeni lobisinin ve hükümetlerinin zararına olacak şekilde Türkiye'nin aleyhine sonuçlanabilir. Çünkü dediğimiz gibi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak bir veto yetkisi vardı Bob Menendez'in. Artık bu veto yetkisi de elinde yok. Ve de F-16'lar konusunda belki Türkiye'ye satışın daha hızlanması yönünde bir gelişme beklenebilir. Çünkü dediğimiz gibi Biden yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Pentagon zaten bu satışın bir an önce yapılmasını, Türkiye'nin güvenlik kaygılarının karşılanmasını ve bu tedariğin sağlanmasını destekliyorlardı. Kongre'yi ikna etme çabaları sürüyordu. Kongre'de birçok isim aslında Türkiye lehine görüşte değiştirmeye başlamıştı ama Bob Menendez aşılmaz bir duvar gibi duruyordu. İşte şimdilik o duvar yok. Bu anlamda olumlu bir gelişme var ve tabii ki Karabağ Azerbaycan konusu açısından da önemli. Bakın, bu soruşturmanın detayları ortaya çıkmadan sadece 2 gün önce Bob Menendez yine Karabağ'daki gelişmeler ışığında Azerbaycan'ı kötüleyen, Azerbaycan'ı suçlu gösteren bir yasa tasarısı hazırlamıştı. Yine bu yönde çalışmalarda bulunuyordu. İkinci Karabağ Savaşı boyunca sürekli Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi kötüleyen, suçlayan açıklamalarda bulunmuş, adımlar atmıştı. Ancak şimdi eski kadar güçlü değil, zor günler geçiyor. Yenisinin geleceği isim belli mi peki Süheyla? Yani Menendez'in sonrası, Menendez sonrası işte adaylar arasında Türkiye karşıtlığıyla bilinen ya da Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen, Azerbaycan'a yakınlığıyla bilinen herhangi bir aday var mı, yok mu, yoksa bu 10 yıl içerisindeki ikinci suçlamadan da Bob Menendez sıyrılacak mı? O noktada ne düşünüyorsun? Birincisi bu. İkincisi de şunu da merak ediyoruz. Tabii eşiyle alakalı da bir açıklama yapmıştın. Demiştin ki Bob Menendez'in eşi Ermeni asıllı bir hanımefendi. Acaba o da konuşulanlar arasında mı? Yani sürekli olarak gazetelerde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin basınında yer alan haberler nasıl? Bu sorunun yanıtını da bir hayli merak ediyoruz. İşin açıkçası bunu senden öğrenmek istiyoruz ama sanıyorum
bağlantımız sekteye uğradı. İlerleyen bültenlerde kendisiyle konuşacağız. Evet, hazır mı şu anda? Duyabiliyor mu Süheyla bizi? Evet, duyabiliyorum. Tekrar soruyorum Süheyla. Yani Menendez sonrası herhangi bir isim var mı? Bir, ikincisi eşiyle alakalı da Amerika Birleşik Devletleri basınında, televizyonda, gazetelerde herhangi bir eleştiri ya da o konuyla alakalı da bir parantez açılmış mı? Şu anda Menendez'in yerine kim gelecek o bilinmiyor, netleşmedi. Bunun geçici bir istifa olduğunun da altı çiziliyor bazı yayın organlarında. Ancak şunu biliyoruz ki eğer suçlu bulunursa böylesi bir görevde bulunması Amerika'daki siyasi etik kuralları açısından imkansız. Dolayısıyla bu soruşturmanın akıbeti paylaşılacak diğer deliller ve yapacağı iddianamenin inandırıcı bulunup bulunmayacağı siyasi kariyerini, doğrudan senatodaki rolünü Bob Menendez'in doğrudan etkileyecek. Eşi de zaten uzun süredir mercek altındaydı. Dediğimiz gibi ilk kez dile getirilmiyor. Yaklaşık bir yıldır bu soruşturmanın soruşturma basında biliniyor. Eşiyle olan ilişkisi, eşinin yine farklı lobilerle ilişkileri ya da rüşvet soruşturmalarıyla olan ilişkileri de gerçekten mercek altında Amerikan basınında.